Arkadaşlar merhaba. Bugün frezeleme konusuna başlıyoruz. Frezeleme işleminde alın frezeleme ve kenar frezelemeyi göstereceğim. Frezenin kesici takımına freze çakısı da denmektedir. Bir kenar frezeleme işlemi ekranda gözüktüğü gibi oluyor. İş parçasının boylu boyunca kenarından talaş kaldırma işlemine kenar frezeleme deniyor. Cep frezeleme işlemi görüldüğü gibi parça içerisinde belli bir boşluk çıkartma işlemine cep frezeleme işlemi deniyor. Şu anda görülen işlem cep frezeleme işlemi. Parçanın dışında kalan kısımlarını boşaltma işlemi kenar frezeleme. Tam tersine parçanın içerisindeki kısımları boşaltma işlemine cep frezeleme deniyor. Parçanın tamamen üst yüzeyinden talaş kaldırma işlemine alın frezeleme deniyor. Parçadaki mevcut delikleri delmede drilling, matkaplama olarak adlandırılıyor. Örnek yapalım. Bir parçamız mevcut. Parçamızın iki boyutlu görüntüsünden veya üç boyutlu görüntüsünden biz frezeleme işlemi yapabiliriz. İkisinde neler değişiyor? Onları da görebilmek için tek tek önce üç boyutlu parçayı açalım. Alt F9'a basarak şu orijinin görünmesini sağlıyoruz. Her zaman için özellikle katı model yüklediğimizde yapmamız gereken ilk iş Home sekmesinden istatistiklere giriyoruz ve burada neler var bir bakıyoruz. Bir katı 5 tane çizgi, 8 tane ark var. Hani şu çizgiler özellikle chain yapacağımız zaman kenar çizgileri lazım olacağı için burada ilk yapacağımız iş hemen wireframe'e gelip curve_on_all_edge deyip parçayı seçip OK diyerek parçanın bütün kenarlarında otomatikman çizgi oluşmasını sağlamak. Bakıyoruz bu halde 25 tane çizgi oluşmuş etrafta çizgilerimiz mevcut. Zaten iki boyutlu parçada kenar çizgileri mevcut, katı model yok. Onun için burada tekrar kenar çıkartmamıza gerek yok. Muhakkak parçanın dış şeklini oluşturacak bir kutu çizmemiz gerekiyor. Bu durum aynen iki boyutlu parçalarda da geçerli. Bunu çizim esnasında muhtemelen yapılmıyor. Yapılması unutuluyor veyahut da zaten yapılmasına gerek de olmuyor. Bu nedenden dolayı bunu MasterCam içerisinde yapmamız lazım. Çizim komutlarını MasterCam'in çizim komutlarını kullanarak yapabileceğimiz gibi wireframe'e gelip burada bounding box'a tıklayıp otomatikman bu cismi çerçeveleyecek şekilde bir kutu, silindirik veya dikdörtgenler prizması şeklinde bir katı oluşturabiliriz. Oluşturacağımız unsurlar katı olmasın, çizgiler olsun, noktalar olsun şeklinde seçebiliriz ve OK'ye tıkladığımızda artık bu parçamızı çepeçevre saran bir bounding box sınırlayan bir kutumuz olacak. Bu işlemi iki boyutlu kısımda da yapabiliriz. İki boyutlu çizimimizin şu fazlalık nesnelerini silelim. Bizim bounding box'a engel olabilir. Ve yine top view'deyken bounding wireframe'den bounding box diyoruz. Parçamızı tamamını şu şekilde seçeceğiz. End selection diyoruz. Burada şu şekilde bir bize dikdörtgen oluşturacağını söylüyor. Evet diyoruz. Bu şekilde dikdörtgenimiz de oluşuyor. Dikdörtgen veyahut da dikdörtgensel prizmatik bir kutu bizim alın frezelemede muhakkak kullanmamız gerekeceği için bunu ilk etapta oluşturuyoruz. Meşiğinden mill seçeceğiz. Bu bizim frezeleme tezgahımız. Buradan hemen Stock Setup'a girip bir stock tanımlamamız lazım. All Entities'e tıkladığımızda şu anda ekranda ne kadar nesne varsa onun uzayda kapladığı maksimum hacmin boyutlarını kendi otomatikman çıkartıyor. Ha, burada şuna dikkat edeceğiz. Stock orijini belirlememiz lazım. Yani kütüğümüzü bu parçamızın orijinine göre ki şu anda şurada gözüküyor. Bu orijine göre hangi konumda yerleştirelim? Biz istediğimiz yere tıklamak suretiyle bunu belirtebiliyoruz. Sol tarafın koordinatı x0, y0, z'si 25. Üst tarafta
olacak şekilde seçebiliyoruz veya tamamen burada da seçebiliriz. Kütüğümüzün konumu. Solid olarak kütük çizilsin diyoruz ve okey diyelim. Kütüğümüzü oluşturduk. Alın şuna dikkat edelim. Alın frezeleme üst yüzeyden parça götüreceği için parçamızın boyu da bozulmasın diye üst yüzeye 2 mm fazla kütük verelim. Onu talaş kaldırmak suretiyle giderelim. Burayı 27 mm yapalım. Okey diyelim. Gördüğümüz üzere kütüğümüzü 2 mm daha kaldırmış olduk. Talaş esnasında bunu gidereceğiz. İki boyutlu çizime gelecek olursak yine burada meshing'den mill diyelim ve stock setup diyelim. Yine all entities diyelim. Bütün parçalarımız burada. Ben şuraya göre tanımlayayım. Boyutları şurada 0 olsun. Elimle gireyim. Yükseklikte 27 mm olsun. Çizilmiş parçamızın kalınlığı esasında 25 mm. Bunu anlayabiliyoruz şuradan. Home'dan analiz distance üstteki bir noktadan şu alttaki noktayı ölçelim. 61-11 Z'si 25. Bu parçamızın boyunun 25 olduğunu görüyoruz. Aynı işlemi iki boyutlu kısımda da gerçekleştirmişiz. Görüntüyü solid yapalım. Bu şekilde takip etmesi daha kolay olabiliyor. Bu hazırlıkları tamamladıktan sonra operasyonlara başlayabiliriz. Toolpath'e giriyoruz. İlk yapacağımız işlem her zaman face, yani alın frezeleme işlemi. Alın frezeleme işlemi için şu dış kenarları seçeceğiz. Lütfen kenar seçerken chain kurallarına uyalım. Burada birden fazla tıklama yapabiliriz. Şöyle ki şuradan başladım. Birinci kenar seçti. Şu ikinci kenar, bakın birden fazla çubuk var üst üste diyor. Hangi çizgiyi seçeyim? Böyle çevirmek suretiyle seçtiği çubukları gösteriyor. Bir tanesi şu benim seçmek istediğim. Onu görünce okey diyorum. Şu ikinci çizgime tıkladım. Yine okey diyorum. Son çizgime tıkladım. Gördüğümüz gibi başladığımız yerden bitirmiş olduk. Chain'imiz uygun. Ve okey diyoruz. Bakın burada chain'i eğer uygun yaptıysak şurada şu bir yazısını görmemiz lazım. Face işlemi yapıyoruz ve takım seçeceğiz. Select Library Tool'a giriyoruz. 5 mm'lik çapı seçmek istiyorum. Flathead Mill'i seçiyorum. Bakın burada o özellikleri var. Çapı 5 mm'ymiş. Uzunluğu 8 mm. Flute dedi kesici uzunluğu 4 adet şeklinde mevcut. Biz bunu seçiyoruz OK'ye basarak. Buna çift tıklayıp istersek parametreni değiştirebiliriz. Mesela Cutting Length'i 8 milimetre yerine bunu 30 milimetre yapabiliriz. Kesme boyu 30 milimetreye getirmiş olduk. Kesme parametrelerini hatırlatalım. İlk başta dersimizin ilk başında demiştik ki bütün talaş kaldırma işlemlerinde temel 3 adet kesme parametresi vardır. Bu tornada da var, frezede de var, Reuter'da da var, hepsinde var. Bunlardan ilki kesme hızı, İkincisi besleme hızı, üçüncüsü de talaş derinliği idi. İşte frezelemede ilk iki tanesini gireceğimiz yer şurası spindle speed. Burayı 1000 devir bölü dakika biriminde giriyoruz. Sonra feed. Genellikle arkadaşlar tablolara, işte şurada gördüğümüz tablolara bakaraktan kesme ucu tayini yapılır. Piyasada pek çok tür kesme ucu var. Burada iki tanesi verilmiş ve pek çok malzeme var. Özellikle malzememizin sertliğine göre kesme ucu seçilir ve dolayısıyla da hız seçilir. Bazı malzemeler yumuşaktır. Çok düşük devirde kesmeye çalışırsanız takımın ucuna sıvama yapar ve kesme gerçekleşemez. Bunlara dikkat etmek için bu tabloları kullanıyoruz. Ve dikkat edersek tablolarda direkt kesme hızı verilmiş. Yani devir sayısı verilmemiş. Kesme hızını devir sayısına nasıl çevireceğiz? Şu formülle çevireceğiz arkadaşlar. 1000 çarpı cutting speed CS bölü pi çarpı D. D dediğimizde freze çaksının çapı. Diyelim ki alüminyum malzemeyi frezeleyeceğiz. 300 metre bölü dakikalık bir kesme hızına sahip.
Biz 5 mm çapında bir freze çakısı kullanıyorsak şu kadar devir bölü dakika girmemiz lazım. Veya tam tersi bu formülden CS'yi çekerek, cutting speed'i çekerek kesme hızını da bulabiliriz. Diyelim ki 1000 devirde bölü dakikada dönen bir takımımız var. Bu takım 5 mm çapında. Bu durumda kesme hızı, cutting speed'i hesaplayalım. Aynı formülden cutting speed'i çektiğimizde 1000 devir bölü dakikanın 15,7 metre bölü dakikaya isabet ettiğini görüyoruz. Dikkat edersek birimleri milimetre giriyoruz, devir bölü dakika giriyoruz ve çıkışta metre bölü dakika elde ediyoruz. Freze çakıları şurada gözüktüğü gibi birden fazla, burada 4 tane flüt dediğimiz kısım, yani kesici ağzının sayısı 4 tane birden fazla olduğu için bir adet takımın ilerlemesi verilir bize tablo halinde. Biz onu 4 ile çarpar, yani flüt sayısı ile çarpar. Bir devri buluruz. Milimetre bölü devir olarak adlandırırız bunu. Daha sonra bunu toplam makinanın dönme devrine çarptığımızda da asıl o zaman işte milimetre bölü dakika olarak besleme, ilerleme hızını bulmuş oluruz. Burada milimetre bölü diş diye bir kavram geliyor önümüze. FPD diye de adlandırılır. Feet per tooth, yani diş başına ilerleme. Bu formülleri kullanarak beslemeyi buluyoruz. Master Game'de pratikleştirilmiş. Artık hangi değer verildiyse, diyelim ki 0,09 olması lazım FPT deniyorsa, feed rate otomatikman hesaplanıyor. Veyahut da işte CS'si 9 olacak diyorsak spindle speed otomatik hesaplanıyor. Veya spindle speed 1000 olacak diyorsak CS cutting speed otomatik hesaplanıyor. Bunlara dikkat edelim. Hesaplama tarzına ilişkin örnekleri gösterdim. Formüller burada. Bunlara lütfen dikkat edelim. Ve bir sonraki aşama tool holder, takım tutucu. Default tool holder'ı değiştirmiyorum. Bir sonraki kısım cutting parameter. Alan frezelemede takım telafisi çok önemli değil. Çünkü tip veya center fark etmiyor. Takımımızın ucu düz bizde. Center'da tip de aynı noktaya denk geliyor. Left ve right hususu burada yok. Ama biraz sonra kontür frezeleme yapacağız. Kenar frezeleme. Orada left ve right'lar gelecek. Ona dikkat edelim. Şuradan stop to leave on floors'u 0 yapıyorum. Çünkü bir alt tarafta talaş bırakmak istemiyorum. Tamamen temizlesin. Üçüncü kesme parametresini girdiğimiz yer depth of cut. Buraya her zaman olduğu gibi 1 milimetre giriyoruz. Çünkü 1 milimetreyi aşarsak takımımız kısa sürede aşınır. Takım masraflarımız artar. Ve en önemlisi linking parameters. Bizim takım yolunu tarif etmemize yarayan kısım. Burada edersek 5 tane gireceğimiz parametre var. Bunların her biri ikişer opsiyonlu girilebiliyor. Bunlar ne manaya geliyor? Her şeyden önce absolut ve inkremental. Absolut dediğimiz mutlak değer. Eğer biz mutlak değer seçmişsek parçamızın orijini neyse bütün boyutları buraya göre tanımlamak zorunda kalacağız. Yani parçamız şu orijine göre işte 25 milimetre diyeceğiz. Top of stock'umuz burası veya 27 milimetre diyeceğiz. Top of stock'umuz burası olacak. Bütün hepsi absolut seçilirse dediğim gibi parçamızın çizim yaptığımız AutoCAD SolidWorks orada hangi koordinat eksen takımında çizdiysek onun orijinini baz alarak tanımlıyoruz buralar. Top of stock'tan başlayalım. Hep referansı bura alıyorum. Parçamızın kütüğümüzün en üst yüzeyi talaşlanması için verdiğimiz 27 milimetre de dahil olmak üzere. Absolut dersek bunu 27 girmek zorundayız. Bizzat değerleri girelim. Top of stock'umuz absolut olarak 27 giriyorum. Bunun bir üst düzlemi biraz daha üstünde. Bu da diyelim ki 30 milimetre olsun. Takımın dönmeye başladığı konum ve retrak geri çekilme konumu o da 33 milimetre olsun. Clearance girme ve çıkmada parçaya yaklaşma yeri o da 50 milimetre olsun. Bunlar hep üst üste olduğu için adım adım daha yüksek olması lazım. Değerleri absolut mi giriyoruz, incremental mi giriyoruz ona dikkat etmemiz lazım. Derinlik ise ben buradan 25 veriyorum derinliğe. Çünkü 2 milimetre tüm yüzeyden talaş kaldırmak istiyorum.
Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cutting parameters'ları da okeyledik ve coolant'ımızı açalım, soğutma sıvımızı ve okey dediğimizde burada takım yollarını oluşturduk. Hadi simülasyon yapalım. Nasıl bir işleme gerçekleşecek? Bakın, birinci pasoyu aldı. İkinci pasoyu da aldı. Artık tıraşlanmış oldu. Pürüzsüz, tertemiz bir yüzey oluştu. Bu yaptığımız işleme alın frezeleme diyoruz. Benzer işlemi iki boyutta gerçekleştirelim. Face'i seçiyorum. Chain olarak şu kısımları seçtim. Bakın, otomatik hepsi seçti. Tek tek tıklamama gerek kalmadı. Ve takım olarak 5 milimetrelik takımı seçiyorum. Flattened Mill'i seçiyorum. Okey diyorum. Spindle Speed'im 1000 devir bölü dakika olsun. FPTM de 0,09 milimetre bölü diş olsun. Ve Holder'ım standart holder olsun. Cut Parameters'lar zigzag olarak seçelim. Aşağıda hiçbir talaş bırakmayalım. Depth Cut 1 milimetre olsun. Linking Parameters'lar mutlak girelim. Derinliğimiz 25 milimetreye kadar olacak. 27 milimetre top of stock bizim kütüğün üst yüzeyi. Onun 3 milimetre üstü feed olsun. Onun da bir üstü retract olsun. Clearance da 50 milimetre standart olsun. Okey diyelim. Diğer operasyonumuzda counter takım yollarını görünmez yapalım. Operasyondaki ve seçim işlemimiz kolay olsun. Parametreye geldim. Chain geometri 0 gözüküyor. Buna tıkladım. Şuraya add chain dedim. Şimdi gerçekten parçamızın dış yüzeyini oluşturacak şu çizgileri bizzat seçiyoruz. Şu çizgiyi, tabii ki çizgimizi uygun olan çizgiyi seçiyoruz. Eğer katmanlar farklı olan çizgileri seçerseniz yanlışlıkla, o zaman hata mesajı alırsınız. Ve bu şekilde kapalı bir chain elde ettim. Özellikle ok yönlülük lütfen dikkat edin. Takımım bu ok yönüne göre okun sağında kalmalı ki şuradaki fazlalıkları anca bu şekilde alabilelim. Bu önemli çünkü birazdan takım telafisi yapacağız. Okun sağında mı solunda mı olacak, ona dikkat edelim. Eğer yanlışlıkla sol seçerseniz parçanın dışı yerine içini işler, parçamız gider. Ha, herkes, ben buradan başladığım için ok böyle başladı. Farklı yerden başlarsanız chain'e ok farklı şekilde oluşabilir. Onun için herkes kendi okunun yönüne lütfen dikkat etsin. Chain oluşturduk. Tekrar geliyoruz. Takımımız bir önceki operasyonda kullandığımız aynı takımı kullanalım ve aynı parametreleri kullanalım. Kesme parametresi spindle speed 1000 devir olsun. FPT'miz de 0,09 milimetre bölü diş olarak vermiş olalım. Holder'ımız default holder. Kesme parametreleri olarak bakın burada left right geldi. Benim ekranımdaki gibi, oktaki gibi durum için right seçmek zorundayım. Left seçersek hata alacağız. Burası önemli. Depth of cut'ı açıyorum. Depth of cut'ım 1 milimetre olsun istiyorum her pasoda. Şimdi yalnız şuna dikkat edin. Her bir milimetrelik bir katman kaldırdıktan sonra aşağı doğru da tek tek inmemiz lazım. Aynı zamanda sağ taraftan, sol taraftan da merkeze doğru da inmemiz lazım. Bu işleme multipaso deniyor. Multipaso'yu da aktif ediyorum. Dikkat edersek ben buraya 10 tane çepeçevre 10 kere dolansın bunu diyorum. Her seferinde talaş kaldırsın anlamında. Linking parametrede derinlik Z yönünde talaş kaldırma miktarlarını gireceğimiz ekran. Onu da absolut girelim her değerleri. Derinliğimiz sıfıra kadar inmesi lazım. Top of stock'umuz artık 25 milimetre oldu çünkü 2 milimetre talaş kaldırmıştık. Feed plane'imiz 25'in üzerinde herhangi bir şey olabilir. Çok önemli değil. Retract yine 27'nin üzerinde. Clearance'ı açmak, açıp açmamak çok önem arz etmiyor. Coolant açalım.
soğutucumuzu, soğutma sıvısını ve operasyonu bir görelim bakalım. Katı simülasyonunu yapalım. Bütün operasyonları seçelim. Bu esnada katı simülasyondan önce şöyle bir bakalım. Parçamızı çepeçevre boyunca 10'ar defa dolanıyor ve aşağı doğru da 25 defa bunu tekrarlıyor. Bu şekilde bir takım yolu oluştu. Bakalım nasıl bir katı simülasyon. Bütün operasyonları seçip katı simülasyona tıklıyorum. Operasyonu bir görelim bakalım. Şu anda alın frezeleme yapıyor. Alın frezelemenin birinci pasosu, alın frezelemenin ikinci pasosu ve kenar frezelemeye geçti. Bu da kenar frezelemenin multipasoları. Eğer yanlışlıkla özellikle kontürde cutting parameter'da bunu kompenzasyonu left'te bırakırsak nasıl bir hata mesajı alırız? Bir bakalım. Okey diyelim. Toolpad yapmaya çalışırsak cut compensation not successful diye bir uyarı mesajı geliyor. Diyor ki kesici takım telafisi başarılı değil. İstendiği gibi değil anlamında. Sonra bu sefer parçanın içini işlemeye çalışıyor ve hata mesajları geliyor. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Biz burada yapacağımız işlemde benim seçtiğim kompenzasyona göre bunu write yapmam lazım. Şimdi burada bir de trim komutunu göstereyim pratik olarak. Tab görünümdeyken operasyonumuz şu şekilde. Şurada trim komutumuz var. Bu operasyonun takım yollarını budamaya yarıyor. Bakın takımın özellikle şu kütük dışındaki hareket eden kısımları o kadar gereksiz ki bu da işlem süresini aşırı derecede artırıyor. Şu aşamada kontürün işlem süresine bir bakalım. Backplot'tan info'ya gelelim. Kontür işlemimiz 5 saat sürüyor bu haliyle. Bunu bir trimleyelim. Gereksiz takım hareketleri yapmasın. Trim komutumuz burada. Trim komutumuz bizden öncelikle Select Trimming Boundary. Trim boundary'sini istiyor. Biraz önce oluşturduğumuz şu kenarı dış bounding box'ı seçelim sırasıyla. Ve okey diyelim. Bakın bizden ne istiyor? Enter a point on the side to keep. Yani hangi taraftaki takımları tutmak istiyorsanız oraya tıklayın. Ben içeriği tutmak istiyorum. İçeriye tıklıyorum. Ve bir ekran geliyor. Burada da hangi operasyonun takım yollarını budamak istiyorsanız onu seçin. Ben kontürü seçiyorum ve okey diyorum. Bu durumda seçtiğim o bounding box'ın içerisindeki takım yollarını muhafaza ediyor. Geri kalanını siliyor. Bu diyor. Bakın bu haliyle bizim işlemimiz ne kadar sürmüş? Bir tekrar bakalım. 5 saatten 39 dakikaya düşmüş oldu kontür işlemi. Operasyonun tamamını tekrar bir katı simülasyon yapalım.